canım, hoş geldin. Onur verdin, şeref verdin Rize'mize. Büyük bayramlaşma. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Rize'deyiz. Arkamda Tayyip Erdoğan, öbür tarafta Tayyip Erdoğan, tam karşıda Tayyip Erdoğan. Rize meydanındayız. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bütün ailesi, eşi, evlatlarıyla birlikte bir Karadeniz çıkartması yapıyor. Deyim yerindeyse önce Rize'den giriş yaptı. İyidere, Dere Pazarı, şimdi böyle devam ediyoruz. Rize merkezdeydik. Kuzey tarafına doğru devam edeceğiz. Ondan sonra yarın tekrar Trabzon'da olacağız. Çok enteresan. Burada çok ciddi bir kırılma var. Ben geçtiğimiz hafta Güneysu'daydım. Güneysu'yu da gezmiştim. Orada bir görüntü kaydetmiştim. O da çok ilginç. Ondan da bahsedeyim. Esnaf, taksici esnafı ve diğer esnaf, muhtar da dahil olmak üzere işsizlikten, güçsüzlükten, ekonominin durumundan dolayı uçurtma uçuruyor. Uçurtma. Tayyip Erdoğan'ın kalesi denilen Güneysu'da esnaf işsizlikten uçurtma uçuruyor. Bakın şimdi o görüntüyü de getireceğiz ekranlarınıza. Buradan Rize'ye geçen sene kaça iniyordun abi? Ya şu anki şeye bak, tarife baktığın zaman %100 zam var. Ya geçen sene kaça iniyordun? Geçen sene taksimetremiz oraya bizim yazıyordu. 58 lira, 57 lira yazıyor. Şu an ne kadar? Şu an 117 lira. Gerçekten insanlar onu... Geçen sene 30 liraya iniyordu. 30 lira. Götürüyor da sen şimdi adını oraya karıştırma ya. Biz resmi olanı konuştuk. O anlaşmalı arkadaşlar falan. O zaten öyle bir fiyat mümkün. Peki o 30 liraya götüren bu sene kaça getiriyor dayı? 100 lira. Düzelir mi? Ya pek temennimiz var ama pek de ümitli de değiliz yani. Siz buralı mısınız? Hayırlı olsun diyelim. Siz çok istiyorsanız var, bir iki tane daha var yani. Depomuzda var, 3-4 tane daha var, içeride var. Uçurtma mı uçurtma istiyorsan? Ha ben, hadi peki ya, bize ne iş yok zaten gazetecilere de. En iyisi biz de uçurtma uçuralım yani, ne yapalım başka? Hay Allah! Peki bir dakika. İçeride nerede var başka uçurtma? Onu toparlayalım onu da. Nasıl toparlayacağız? Nasıl? Şöyle çekeceğim herhalde. Az çekiyorum da boşluğunu alın. Evet, boşluğunu alıyorum şu anda. Bayağı uzmanlık istiyor yani, taksicilik kadar zor. Pilotluk istiyor biraz. Ha? Biraz pilotluk istiyor. Evet, evet. Yani öyle kolay bir iş değil. Farklı değil şu anda. Nasıl? Bak rüzgarı aldım, ver şimdi biraz. Tamam değil mi? Şimdi bırakayım ağzı. O elini yakmazsın ha. Vay be, güzelmiş. Ben herhalde en son... Aa, geldi gene, güzel geldi. Ne kadar boş olduğumuzu... Aa, bu da şey ama değil mi? Ne kadar boş olduğumuzu görünce burada. İçeride 5 müşen daha bir tane. 3 tane var, burada esnaf arkadaşım. 6 tane var, yapmış. Esnaf. Takip ediyoruz kanalımız için bu geziyi ve sizin için Rize'nin, Trabzon'un, Karadeniz'in nabzını tutuyoruz. Rize'li hemşehrilerim, bayramınız mübarek olsun. Nasıl buldunuz Ekrem Bey'in bu ziyaretini? Tabii ki büyük bir cesaret ister Rize'ye özellikle bu şekilde gelmek. AK Parti'nin kalesi olarak gözüküyor ama biz de onu geleceğin umudu olarak görüyoruz. Her zaman bekliyoruz. Kapımız her zaman açıktır ona. Çok teşekkür ediyorum. Siz hangi meslektensiniz? Ben jeofizik mühendisiyim. İşiniz var mı? Evet, çalışıyorum. Özel sektördeyim. Mühendisler önemli bir bölümü yurt dışına gidiyor ya. Doğru. Keşke biz de gidebilsek. Hak ettiğimiz değeri göremiyoruz. Yani bunu canı gönülden söylüyorum. Keşke gidebilsek. Ama yapacak bir şey yok. Çok üzücü tabii bunu duymak. Yetişmiş bir insan gücüsünüz. Siz burada kalmak isteriz. Yani biz de burada kalmak isteriz ama öncelikle hak ettiğimiz değeri görmek isteriz. Bakın ben 16 milyon ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek İstanbul'da bizleri üzüyor. Bu da bizi yurt dışına gitmeye sevk ediyor. Ama yurt dışına gitmek de bir külfiyet istiyor şu an. Maalesef durum üzücü. Durum üzücü. Hepimiz adına üzücü. Ama inşallah değiştireceğiz bunu. Rize için çok iyi. Burası Tayyip Bey'in kalesi diyorlar, öyle mi? Kalesi ya, bırak kaleyi ya. Rize'li değil adam ya. Adam Rize'li değil ya. Güzel Rize'mizin... Güzel i̇şte Güney Sulu ya, Güney Sulu. Kara Fazlıoğlu olarak konuşuyorum. O adam Rize'li değil. Için nüfusu yaşlanıyor. Şikayetiniz var mı ekonomiden şundan bundan? Çünkü çocuklarınız burada durmak istemiyor. %300 geriledik. Gençleriniz burada %300 geriledik. Düzelir mi, değişir mi? Değişir tabii. Yani bu beyin giderse
Çocuklarımız Allah izniyle bir ay sonra her şey düzelir. Bir ay sonra. Şimdi burada bir vekil çıkartma ihtimali var mı CHP'nin? Bana göre var. Rize örgütü ve il başkanı çok iyi çalışıyor. Şu anda Karadeniz'de en iyi çalışan il başkanlarından bir tanesidir. Örgütçüdür kendisi. Sosyal şeyden geliyor, toplum şeylerinden geliyor. Dayanışma örgütlerinden geliyor. Ve çok güzel işler yaptı. Bakmayın bir tane belediye başkanlığı aldı ama her yerde oyunu artırarak çıktı bu seçimlerde, yerel seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde de %100 bir tane buradan çıkaracağız yani. Vallahi beklediğimden daha iyiydi. Yani ben zor bir şehir mi? Hep beraber çözeceğiz. Tayyip'in kalesi diyorlar da Tayyip Bey'in kalesi. Yok aslında öyle bir şey değil. CHP eskiden 2 milletvekili çıkartıyordu burada. Cumhuriyet Halk Partisi buraya gelmedi son zamanlarda. Gelmiş olsaydı arıdı yani milletvekili. Yani insanlarda bir değişik bir görüş var artık öyle mi? Var var. Çok feci, büyük bir değişim geliyor Elize'de yani. Ben genç bir kişi olarak yani diyorum CHP alacak buradan bir milletvekili. Bir parkımız vardı burada başkanım. Bir parkımız, eski ağaçlık bir parkımız vardı burada. Şimdi beton mu oldu? Ya bunlar da hep ağacı beton ediyor ha. Merhaba. Merhaba. Siz hoş Rizeli'siniz. Hoş evet, bulduk. Rizeliyim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben elektrik teşkilatından emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Emekliler için çok zor günler. Çok. Halk için zor. Herkes için zor. Sadece emekli değil ki. Yaşayanlar için zor. Adeta hayvanlar için de zor. Estağfurullah ama doğru söylüyorsunuz. Doğayı da katliyor. Rize'de hayvanların yaşam alanları derelerdi, su içeceği yerler. Betona çevirdik. Hayvan girse çıkamaz. İşte şimdi söyledi. Burası eskiden parkmış, beton olmuş galiba. Burada çok güzel bir valiliğimiz vardı. Önünde de böyle minik bir parkımız vardı. Biz burada buralarda büyüdük. Ama mahvettik, betona gömdük. Her taraf beton. Şimdi ben gelirken biraz sohbet ettim. Rizeli bazı vatandaşlarımız çok fena ders vereceğiz diyorlar. Burada bir değişim rüzgarı esiyor mu? AK Parti'nin aynı zamanda kurucusuyum. AK Parti'nin kurucusu musun? Kurucularındanım. Gerçekten mi? Kurucularındanım. Ama 2012'den sonra bunlar tamam mı? O da doğru geçti bize. Mecbur. Peki bir dakika dinleyelim. Evet. Kuruluş felsefesinden ayrıldı. AK Parti artık AK Parti değil. AKP. Çünkü bunlar belirli sermaye çevrelerinin güdümüne girdi. Halktan alıp sermayeye verdi. Oysa tersi olmalıydı. Biz tersini bekliyorduk, tersini istiyorduk. Ama maalesef küresel kapitalizm bunları da köle etti. Bunlar da bizi köle etmeye çalışıyor. Olmayacağız. Köle olmayacağız. Direniyoruz. Enteresan. Ben bu kırılmayı Güneysu'da da gördüm. Benim soy ismim de Erdoğan'dır. Hem de Güneysuluyum. Gerçekten evet. Mi? İsim soyad? Osman Erdoğan. Çok memnun oldum Osman Bey. Peki Türkiye'deki bu kutuplaşma iklimi de biter mi? Türkiye normalleşir mi? Herkesi birbirine düşman ettiler diye konuşuluyor hepimiz ya. Hepimiz kardeşiz. Öyleyiz evet. Hele bir bayram Alevisi günündeyiz. Alevisi de, Sünnisi de, Doğulusu da, Batılısı da kardeşiz. Paylaşacağız. Paylaşmak zorundayız. Bizim dinimiz bize bunu böyle emreder. Ama bunlar kimlik üzerinden böldüler. Ama biz ne yapıyoruz? Biz birleşiyoruz. Evet. Biz birleşmek zorundayız. Ben bir tık daha ilerisini söyleyeyim. Ben bu ülkeye Alevi bir cumhurbaşkanı istiyorum. Ve 5 seneye, en geç seneye bu memleketin muhalefet bloğunun ülkedeki demokratikleşme süreci, güçlendirilmiş parlamenter sistem, herkesin gücünün, herkesin sesinin daha güçlü çıktığı bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek hayallerini kurduğu bir Türkiye olması için sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bu ittifak bloğunun en çok çalışan neferi ben olacağım, ben. En çok. Çünkü başaramazsak Allah korusun ki ben öyle bir ihtimal asla kabul etmiyorum. Hep birlikte başaracağız. En çok da
en çok da bak size söylüyorum. En çok da bugünkü iktidara oy verenler için başaracağız onlara. Güzel bir Türkiye hediye edeceğiz hepsine. Evet, görüyorsunuz işte Rize'de insanlar konuşuyor. Bir ışık açılmış gibi gözüküyor. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun burada ve yarın da Karadeniz seyahatinde olduğunu duyunca Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu Rize Havalimanı'nda bir program yapmak üzere buraya geldi. Biliyorsunuz zaten günler öncesinden hem Trabzon'da hem de Rize'de billboardları, yani reklam afişleri toplatılmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun duyuruları toplatılmıştı. Ona rağmen insanlar öğreniyorlar, duyuyorlar tabii kendisini de buraya geleceğini. Kimileri meraktan dinliyor. Kimileri böyle bir hani acaba ne diyor diye dinliyor. Kimileri ya bu bizim çocuk, Karadeniz'in çocuğu diye dinliyor. Kimileri artık bir şey değişsin, yeni bir enerji gelsin, hani hep herkes aynı koltuklarda oturmaya devam etmesin diye dinliyor. Ama yani dinliyorlar. Merak ediyorlar. Merhaba. Anladınız. Umarım onlar ne oldu? Ha, konuşmak istemiyorsunuz. Hayır, nasıl buldunuz? Ne diyor? Efendim. Pek iyi bulmadım. İyi bulmadınız. Evet, niye? Ya, gerek yok ki bayram günü. Ne, nesi iyi bulacağım ki? Dinliyorsunuz ama gelmişsiniz. Dinleyeyim de bakayım belki iyisi olur alır mıyım değil mi? Ha, meraktan geldim. Meraktan geldim. Belki iyisi olur alır mıyım ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun efendim. Nasıl buldunuz ziyareti? Biz güzel olan her şeyi güzel buluruz. Demek ki bu da güzeldi. İhtiyaç vardı. İhtiyacı gidermek için geldi. Kendini bize gösteriyor. Artık görücüye çıktı. Görücü de kabul edilirse gelecekte yürüyecekler. Çünkü hep deniliyordu ki burası Rize, Tayyip Bey'in memleketi, kalesi, kimse buraya giremez, öyle olamaz, böyle olamaz. Burası da memleketin bir parçası sonuçta. Yok, öyle değinenlere bak. Biz aslında çok hoşgörülü bir topluyuz. Rizeli, Karadenizli, çok hoşgörülü. Böyle Mevlana gibiyiz biz. Biz içeride birbirine böyle biraz böyle şey yaparız. Kutuplaşmalar oldu, böyle bir şey. Ama öyle dışarıda geleni çok severiz yani. Onun için herkesi sevmişik, sevmeye devam ediyoruz. Biz Mevlana gibi böyle dört eğilimi bir araya getirmiş yürüyen bir topluluğuz. Öyle buyuyor paltoya eski alışkanlıkları bitirdik. Biz yeni ufuklara bakıyoruz. Yapılacak çok işimiz var bu ülke için. Doğru söylüyorsunuz. Ekonomide büyük sıkıntılar var. Efendim? Ekonomi. Ya en büyük sıkıntı olmaz olur mu? Bu gençlik duruyor. İşsizlik var. Artık kim çözecek? Hep aynı. Bu bir yarış olması lazım. Yorulduğun zaman bırakacaksın. Yeni bir arkadaşına teslim edebiliyor musun? Bir ruhtur. Biz bu ruhu yakalamamız lazım. Öyle sandalye ben varsam bu ülkede, ben varsam bu ülke vardır deyin de bir sistem yok. Yorulacaksın, arkadaşına vereceksin. O arkadaşın koşacak, öbürüne verecek. Hizmet görevidir memleket yani, için günün sonunda. Koşacak, maratondur. Biz bu kafayı, bu ruha çevirdiğimiz zaman bizim önümüzde engel olmaz. Şu malzemeyi bulamıyor Avrupa. Rize'mizin kıymetli halkı. Çünkü mevzu vatan. Vatansa gerisi teferruat. Dolayısıyla bu bakış açısıyla yürünen bu yola. Peki bu iş sadece siyasi partilerin işi mi? Değil. Milletin işi. Milletçe başarmalıyız. Her birey, her vatandaş ben ne yapmalıyım sorusunu kendine sormalı. Biz birlikte başarmalıyız. Bakın, karşımızda bir rakip yok. Bizim karşımızda rakip yok. Duymadınız galiba. Vallahi yok, billahi yok. Bakın, bizim karşımızdaki rakip ancak milletin kendisi olur. Çok net. Dolayısıyla
kararlı bir biçimde yol yürüyeceğiz. Hep birlikte bu ülkenin demokrasiyle taçlanması için yol yürüyeceğiz. Ve biz bu yolculuğun ucunda, bu yolculuğun ucunda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının hemen başında bunu halletmeliyiz.